bu videoyu sonuna kadar izlen. Sana çok basit bir dilde kafaya takmama konusunu anlatmak istiyorum. Yani kafaya takma meselesinden nasıl kurtulursun? Bunun içerisinde böyle bir ağırlık var. Tamam, düşün. Sen bunu şu şekilde tutuyorsun. Bu 5 kilo olsun. Zaman ilerliyor. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika, tamam mı? Zaman ilerledikçe ne yapıyor bu 5 kilo? 50 kiloya çıkıyor. Şuradaki kasların ağrımaya başlıyor. Kafaya takmak da böyle bir şey. Taktın ya kafaya. Beyninin arka tarafında durmadan enerji tüketiyor. Şu kolun şu ağırlığı uzun süre taşıdıkça nasıl buradaki kaslar ağrıyorsa, sen de eğer bir şeyi çözmediysen, kafana taktıysan, beyninin bir kısmının enerjisini tüketiyor sürekli böyle. Sen zannediyorsun ki ben o problemi hallettim ve o konuyu düşünmüyorum diyorsun. Ama gece tam gözünü kapatırken aklına geliyor tekrar. Bilinç altında, beyninin arka tarafında, aklının arka tarafında sürekli enerji tüketiyor. Devam. Kafaya taktığın zaman çok ağır gelmeye başlıyor. Artık tat alamıyorsun. Koku bile alamıyorsun ya. Hayatın zevki yok artık. Hiçbir anlamı kalmıyor eğer kafana takarsan. Peki neden kafaya takıyorsun? Bir insan neden kafaya takar? Bir kere şöyle düşün. İnsan konfor alanından çıkmaktan korktuğu için, yani önündeki problemi çözemediği zaman, önünde bir problem var ve kendi konfor alanından çıkması lazım o problemi çözebilmesi için. Korktuğu için, o problemi çözmediği için, çözemediği için veya devamlı beyninin en üst kısmında, listenin başında durur. Bu problem çözülmedi diye. Çözülmedikçe, zaman ilerledikçe o gittikçe büyür beyninde insanın. Sürekli büyür, 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 büyür. Zaman ilerledikçe sürekli onu beynin arka tarafında düşünür kişi. Kafaya takar. Ve kendini tüketir. Saçları ağrır. Yüzündeki kırışıklıklar çoğalır. Saçları dökülür. Şu derisi bile parlaklığını kaybeder. Sürekli kafaya takarsın. Çözüm ne? Çözüm, eğer senin bir problemin varsa bunu kısa bir süre içerisinde çözmen lazım. Pembe gözlük takarak genellikle çözüm aramaya çalışıyor insanlar, değil mi? Takıyor pembe gözlüğü, ya olumlu görmeye çalışalım diyor. Ve oradaki büyük problemi pembe görmeye çalışıyor. Çünkü ona işin ehli olmayan uzmanlar pembe gözlük veriyorlar. Takma kafaya, boş ver diyorlar. Çözmesen de olur diyorlar. İlaç veriyorlar örneğin. Kısa bir hipnozla çözmeye çalışıyorlar. Bir çeşit üzerini örtmeye çalışıyor. Pembe gözlük nereye kadar? Bazen ilaç etkisini kaybediyor. Birden gerçeği görmeye başlıyor. Küçücük problem vardı ya, çözülmedikçe büyümüş, dağa kadar olmuş. Dolayısıyla kafaya takmamak için yapman gereken şey, en hızlı bir şekilde oradaki problemi kalıcı bir şekilde çözmek. Yani orada orayı görmemeye çalışmakla olmuyor. Pembe gözlük takarak olmuyor. Yanından böyle geçeyim gideyim. Hayır, böyle olmuyor. Senin problemin ne? Eşinle. Genelde evli olanların eşiyle problem oluyor. Veya kayınvalidesiyle problem oluyor. Veya çocuklarıyla problem oluyor. Bunu pembe gözlük takarak çözemezsin kardeşim. Mümkün değil. Aile sorununu pembe gözlük takarak, ilaç alarak veya böyle iyi düşünelim, iyi olsunla çözülmüyor. İletişim sorunu genellikle, sebebi iletişim sorunu oluyor. O zaman iletişim konusunda uzmanlaşman gerekiyor. Kendini geliştirmen lazım. Yani balık tutmayı öğrenmen lazım. Balık tutup pişirip yemen lazım. Ama insanlar genellikle başkalarından bekliyor o problemin çözülmesi için.
Bize birileri yardımcı olsun, kocamla daha iyi iletişim kuralım veya çocuğumla daha iyi iletişim kurabilmek için şu uzmana gidelim. İşin ehli olmayan uzmanlara giderek, pembe gözlük takarak çözülmüyor. Kafaya takmamak istiyorsan sen üzerinde çalışmaya hazır olman lazım. Yani balık tutmayı öğrenmen lazım, o kadar. Balık tutmayı öğrendiğin zaman kendin balığını yakalıyorsun, tutuyorsun, pişiriyorsun, yiyorsun. Bu kadar basit. İlk önce üzerinde çalışma yapman lazım. Kişiliğini, karakterini veya kişisel gelişim yapman lazım. Çok basit. Üzerinde çalışma yapınca sen değiştiğin zaman zaten dünya değişecek. Senin komşun değişecek, annen, baban, kardeşin, çocukların, eşin, hepsi değişmeye başlayınca zaten arzu ettiğin yere gidince, sonuç senin arzu ettiğin duruma gelince zaten kafaya takmıyorsun. Çünkü artık biliyorsun. Problemin nasıl çözüldüğünü biliyorsun. Artık sen bu problemi nasıl çözdüğünü bildiğin için, çünkü sen çözdün, o zaman ileride böyle bir problem olur diye bir kaygın da olmuyor artık. Olsa da çözerim diyorsun. Niye? Çünkü ben bunu çözdüm daha önce. Ben zaten yaptım diyorsun ve kafaya takmıyorsun artık. En güzel kafaya takmama çözümü budur. Gerçek kafaya takmama çözümü budur. Diğerleri, biraz önce dediğim gibi, kafaya takmamanın yolları, açık net söyleyeyim, uyuşturucu kullanmak mesela, uyuşturucu haplar kullanmak, işte pembe gözlük takmak, hokus pokusla uğraşmak, böyle sihirli değneklerin arkasından koşmak, işin uzmanı olmayan, işin ehli olmayan insanların arkasından koşup hayal kırıklığına uğrayacaksın. Başka bir yolu yok çünkü. Size sunulan pembe gözlük çözüm yolları belki geçici seni rahatlatıyor ama kalıcı değil asla. Başkalarının arkasından koşarak problemler çözülmüyor. Sen kendin balık tutmayı öğreneceksin. Kendin balık tutup balığı yakalayıp yiyeceksin, o kadar. Bu kadar yani, basit. Çok basit. Kafaya takmak istemiyorsan başkalarının arkasından koşmaman gerekiyor. Yani beklentiye girmemen gerekiyor. Çözüm bu. Dolayısıyla herkese onu tavsiye ediyorum. Artık vakti geldi kardeşim. Öyle bir sürece girdik ki şu dünya, sen değişim istemesen de, değişime engel olmaya çalışsan da, dirensen de, bu süreç, şu anda yaşadığımız gündemdeki süreç seni değişime zorlayacak. Kaçacak bir yolun yok. Yani başka bir yol yok. Sistem seni değiştiriyor. O yüzden ne kadar çok direnirsen o kadar çok kaybın olacak. Harekete geç. Şu dünyada değiştirebileceğin tek kişi var. Her gün dişini fırçaladığın kişi, her gün saçını taradığın, aynada gördüğün kişi. Yani sen kendini değiştireceksin. Kişisel gelişim yapman lazım. Bu kadar basit. Kafaya takmamak için. Peki hocam, ben nereden başlayacağım? Nasıl olacak? Bu işi ben bilmiyorum. Hiç daha kişisel gelişim yapmadım diyorsan, çözüm arıyorsan, o zaman bizimle iletişime gireceksin. Çok basit. Hemen videonun altında link var. Linke tıklayacaksın. Formu dolduracaksın. Bize göndereceksin. Biz de online görüşmede sana nereden geldin, şu anda neredesin, nereye gitmek istiyorsun ve ne kadar zaman içerisinde varmak istiyorsun, beraber oturacağız, konuşacağız. Ben sana adım adım ne yapacağını anlatacağım. Bunun için yapman gereken tek şey, şimdi aşağıdaki linke tıkla, formu doldur, gönder, hoşça kal.